Arif, uzun adıyla Arif Emre Kıpırtı için Kanal 3 serüveni bir yıl önce başladı. Büyük hayallerle, büyük umutlarla gelmişti buraya. Tarihler 12 Kasım 2013'ü gösteriyordu ve büyük hayalleri için Kanal 3 televizyonunun kapısından girdi. Arif Emre Kıpırtı'nın bir yıl boyunca en çok uğradığı yerlerden bir tanesi muhasebeydi. Tabii öncelikle paramız lazım. Hemen içeriye girelim. Arif'le kısa süreli tanışıyorsun ama ona neler söylersin? Çok fazla tanımasam da kendisini, askere gideceği için inşallah sağ salim gidip döner. Kendisine başarılar diliyorum. Peki. Merhaba. Sen neler söylersin Necip abi? Arif'e yaşamında ve askerlik boyunca yapacağı vatani görevinden dolayı sağlıklı bir şekilde geri dönmesini aramıza temenni ediyoruz. Hayırlısıyla tezkiresini alır, tekrar çalışmayı umut ediyorum. Vatanı görevinde başarılar dilerim. Şimdi de program departmanına geldik. Hemen Burak Aktağ'ın yanına gideceğiz. Bakalım Burak Arif için neler söyleyecek? Merhaba Burak. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Takılıyorum. Feste sen ne yapıyorsun? Evet. Peki. Arif'i askere gönderiyoruz. Hatay'a evet. Gönderiyoruz. Öncelikle Arif'le tanıştığım için mutluyum. Bu vatani görevinde de sağlıklı ve kazası belası gelmesini dilek ediyorum öncelikle. Sen askerlik kardeşim, yapmış mıydın? Hayır. Ben de gideceğim. Ben de asker olacağım. Peki tüyo ister misin Arif'ten? Ne söylersin ona? Yok ya, şu anda yaşıtlarım gidip geldiği için hepsinde bilgim var yani askerliğin şartlarından. O yüzden de biraz kaçıyoruz. Kardeşim hepimizin kaderi aynı. 3 günlük dünya dediler, 365 kitlediler. Yapacak bir şey yok yani. Gidip geleceğiz. Arif Emre kanala ilk geldiğinde ilk geldiği yer burasıydı. Burası daha önce Gazete 3 departmanıydı. Gazete buradan yapılıyordu ve Arif gazete muhabiriydi. İlk olarak buraya geldi. Kullandığı masa da burasıydı. Gazeteden çok çekti Arif. Uzun metinler vardı. Çoğu zaman yazılması çok sıkıcıydı. Ve aslında Arif'in hayali görsel alanda çalışmaktı. Gazetecilik biraz daha sıkıcı geliyordu ama. Zaman zaman uzun metinler yazdı. İşte bu klavyede çok uzun zamanı geçti. Bilgisayar başında saatlerce oturduğu zamanlar oldu. Ama yine de bir yıl boyunca Gazete 3'te çalıştı. Arif masasına oturduğunda şöyle sol tarafa döndüğünde en çok gördüğü kişi Engin abiydi. Zaman zaman didiştiler, zaman zaman tartıştılar. Şimdi bir soralım bakalım ne düşünüyor? Evet, Arif'i gönderiyoruz artık. Arif'i gönderiyoruz ama Arif'le çalışmak gayet güzeldi. İyi aile terbiyesi almış genç bir arkadaşımız. Asker için uğurluyoruz kendini. Askerlik tavsiyesi, Arif zaten yaşını görüyor kendini. Olduğunca geliştirmiş bir arkadaş olduğu için sıkıntı yaşayacağını hiç zannetmiyorum. Zor mu? Vatan borcu zor elbet. Ama ve lakin Arif zorlanır mı? Zorlanmaz. Akıllı başlı, efendi bir arkadaş. Ne söyleyelim? Arif askerden döndüğünde hemen evde. En az uğradığı yerlerden birisi ana kumanda ve reji. Buraya pek fazla uğramıyordu ama yine de biz hemen içeriye girelim. İlk olarak Mustafa'ya soralım. Mustafa kaçıyor biraz. Git. Mustafa'ya soralım. Ya, çay Mustafa askerden yeni geldi. Pek konuşmak istemiyor. Biz de hemen Murat'a geçelim. Evet. Arif'e neler söyleyeceğiz? Askere gönderiyoruz. Arif'i askere gönderiyoruz. Arif'i yakın zamanda tanıdık. Çok iyi bir arkadaşımız. Tabii askerlik görevi de kutsal bir görev. Hepimizin başından geçtiği bir görev. İnşallah kazası belası gider gelir. Askerlik tabii her zaman zor. Sonuçta tel örgülerin içerisindesin yani. En rahat yerde bile yapsan. Yani. Kamuflaj giydiğin anda. Püf noktası ver bir tane. Ne yapsın Arif? Başa gelen çekilir yani. Yapacağı fazla bir şey yok. Yaşasın görsün diyorsun o zaman. Tabii. Arif, kanalda daha öncesinde Galatasaray denildiğinde akla hep Şengezer gelirdi. Biz hep onu bilirdik. Ama sen gelince iki kişi oldun. Senin özellikle montun ve Galatasaray'ı sevişin, hani kupan da var, atkın da var ve montun da var. Sen ikinci kişi oldun. Şimdi Şengezer'e soracağız. Siz aslında onunla takım arkadaşısınız diyelim.
Neler hissediyorsun Arif gidiyor? Bir Galatasaraylı daha kaybediyorsun. Varlığı benim için tabii ki bir gurur. Bir Galatasaraylı olması daha bir gurur. İnşallah kazasız belasız en kısa zamanda tekrar ailesiyle, sevdikleriyle buluşmasını diliyorum. Kazasız gitsin gelsin. Tabii Galatasaraylı olması benim için, tabii ki burada bir sürü Fenerli arkadaş var ama iki kişi Fener, bütün Fenerlilere bedelli olduğunu kendisi de biliyor. Tamam, Arif deyince aklına ne geliyor? Galatasaray. Peki Arif'le en çok neyi özleyeceksin gidince? Gidince mi? Alkan'ı kızdırmayı. Askerlik yaparak önlenir. İnşallah orada iyi arkadaşlar edinirsin, iyi anılar edinirsin ve evine geri dönersin. Arif çok kısa bir süredir bizimle birlikte olmasına rağmen gerçekten bizlere kendini çok sevdirdi. Değerli bir arkadaşımız, her konuda bizlere yardımcı olan bir arkadaşımız. Tabii ki bu kısa süreli ayrılıktan dolayı üzüleceğiz ve onu özleyeceğiz. Ama işte bir gerçek, vatanı görevini yerine getireceği için de sevinçliyiz. Yapması da gerekiyor tabii ki. Bunun da altını çizmekte fayda var. İnşallah hayırlısıyla askerliğini yapar gelir, tekrar bizlerle birlikte iş hayatına devam eder. Arif deyince aklına ne geliyor? En çok neyi özleyeceksin onunla ilgili? Ona poz vermeyi seviyoruz. Onun objektifine poz vermeyi, onun objektifini seviyoruz. Bakış açısını seviyoruz. Onun dışında gerçekten iyi bir arkadaş, yardımsever bir arkadaş. Her konuda ona danışabilirsin, her konuda sana yol gösterir. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini duymadığım bir arkadaşım. Her zaman işiyle odaklı. Tabii hep işiyle uğraşırdı. Böyle güzel bir arkadaşımız, onu kaybetmek istemiyoruz. Askerliğini sağlıkla, mutlulukla, böyle huzur dolu, sağ salim yapıp gelsin. İnşallah böyle daha iyi yerlerde değil de kalışta görürüz. Paşam aslanlar gibi git gel. Arif kardeşim, seni çok seviyorum. Çabuk gelmeni istiyorum. Tekrar aramızı görmek istiyoruz. Ve kısaca sana bir askerlikle ilgili bir tiyolar vermek istiyorum. Askerde ya ileride ol ama ne ileride ol ne geride ol. Hep devamlı ortada ol. Genellikle de arazi olursan çabuk biter askerliğin. Şimdiden hayırlı tezkiler diyorum. Kendine iyi bak, seni seviyoruz. Kardeşim, tanımıyorum seni ama hayırlı tezkereler, geçmiş olsun şimdiden, kendine iyi bak. Sen askere gittin. Ben askerlik yaptım, geçmiş olsun diyorum sana, gidince göreceksin zaten. Arif, seninle çalışmak gerçekten büyük bir zevkti. İleride bu meslekte bir şey olabilecek, bir yere ulaşabilecek bir arkadaşsın. Umarım değişmezsin. Umarım bu başarıların üstüne daha büyük başarılar eklersin. Seni daha iyi yerlerde görmek isterim. En kısa sürede de geri dönmeni bekliyoruz. Evet, Arif çok ağırbaşlı, çok kendi halinde, çok dingin ruhlu. İnşallah hep böyle huzurlu, güzel bir yaşam olur. Onu hiçbir şey üzmez. Hep mutlu olur. Sakin, vatanı görevini de sağlıkla, sıhhatle tüm askerlerimiz gibi inşallah kazasız belasız atlatır gelir. Başarılar onunla olsun, mutluluklar onunla olsun diyorum ben de. Çok güzel temenniler geldi. Ne güzel, sizler için de geçerli bunlar. Sizler için de, senin için de, Yunus için de. Her şey gönlünüzce ve her şey Arif'in gönlünce olsun diyorum. Yolu açık olsun, şansı bahtı açık olsun. İyi ki tanımışız Arif'i. Güzel bir renkti bizim için ama onu böyle güzel bir yolculuğa uğurlamak ve dönüşünü beklemek ayrı bir mutluluk olacak. Sevdiklerine de kavuşması için temennilerimiz, güzel dileklerimiz her daim olacak. Arif'in en çok geldiği yer burası. Hatta hepimizin en çok geldiği yer burası. Çünkü içeride başımız şişiyor. Hemen Hava ablanın yanına geliyoruz. Hava abla, çay alabilir miyiz diyor. Kadın bir çay verir misin diyor. Hava abla demeden önce. Arif nasıl çay istiyor? Kadın bir çay verir misin diyor. Genelde o cümleyi mi kullanıyor? Evet. Peki Arif nasıl tanırdın Hava abla? Arif var ya, iyi. Beni şimdi duygulandıracaksın. Arif'i yetiştiren anne çok iyi yetiştirmiş. Yani askere yollayacağız en artık. En çok sevdiğin özelliği ne mesela? Tanıdığın kadarıyla. Kişiye çok saygısı var Arif'in. Bunu gördüm yani. Gerçekten çok mükemmel beyefendi ve annesi çok güzel yetiştirmiş. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Arif'i Hatay'a göndereceğiz. Az bir zamanı kaldı. Evet. Bahriyeli olacak. Ne söylersin ama abla Arif'e? Allah'ım burunları kanamadan gelsinler. Ağustos'un 5'inde de benim oğlum gidecek inşallah. Hayırlısıyla ikisi de burunları kanamadan gelsinler. Şöyle Arif'le göz göze gelip Arif'e... Arif, seni çok seviyorum.
Esna ablamıza soracağız. O Arif'i yeni tanıyor ama yine de tanıdığı kadarıyla evet. Düşüncelerini alacağız. Ben de Hava ablanın söylediği gibi katılıyorum sözlerine. Yani yeni girmeme rağmen çok efendi, çok saygılı bir çocuk. Hemen gelir, abla bir çay alabilir miyim veya Nescafe alabilir miyim diyerek. Hep güler yüzde. Evet kibardı. Yani alayım veya yapayım diye bir şey yok. Çok saygılı, çok seviyorum yani kendisini. İnşallah burnu kanamadan gider gelir, aramızda görmek istiyorum tekrar. Seni seviyoruz Arif. Burası da kanalın stüdyosu. Arif buraya zaman zaman merak ettiği için giriyordu. Aslında burada çok işi olmuyordu. Hemen stüdyonun demirbaşı diyelim Erol'a. Erol'a soralım. Kişiliğine diyecek sözüm yok. Geleceği parlak bir arkadaşımız. İnşallah kısa sürede gider, burnu kanamadan geri döner diye düşünüyorum. Askerlik zor mu peki? Gittiği yere göre değişir. Hatay İskenderun'a göndereceğiz Arif'i. Bahriyeli olacak. Orasını rahat diyorlar duyduğuma göre. O zaman rahat rahat gider gelir. Hiç kendini kasmasın yani Arif. Evet evet. 5 ay yat kalk. Gider gelir. İşte orada çalışacak birim vardı. Mutlaka da görev yapacağı yer tabii ki önemli. Tahminim branşından dolayı da basın yayınla ilgili bir birimde çalışır diye düşünüyorum. Rahat olur tahminim. Arifciğim seni çok seviyoruz. İnşallah kısa sürede tekrar görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet, az önce öğle bültenini izledik. Şimdi de kamera arkasından spikerimizi bir daha izleyeceğiz. Oktay Yüksel'le konuşacağız şimdi. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim. Arif'in askeri, Arif için ne diyoruz? Arif için 5 ay aslında poşet diye olarak askeri gidiyor. Yani askerlikten de sayılmaz. O yüzden bir de denizci olduğu için daha rahat, daha relax. Öyle bir derdin olmasın. Rahat bir şekilde yap, her şeyi atlama. Orta yolda git. Ondan sonra askerliğini rahat bir şekilde geçir. Zaten 150 gün, 50 gün sonra 100'den düşüyorsun, ıslatırlar. Ondan sonrasını sen düşün. Denizin ortasında umarım kışa gelmez ki ıslattıklarında böyle hasta olmazsın. Peki Arif deyince aklına ne geliyor? Onunla ilgili en çok... Neyi özleyeceksin, ne düşünüyorsun ya da? Arif deyince aklıma saygısı geliyor. Yani hiç karakterini bozmayan, saygılı, ondan sonra nerede ne şekilde davranılması gereken bir adam geliyor gözümün önüne. Bir de Galatasaraylı olması gözümün önüne geliyor. Sürekli o Galatasaraylı montu var. Tabii evet, o Galatasaray havasını sürekli yansıtıyor. Ben Galatasaraylıyım diye sürekli böyle gösteriyor kendini her halükarda hareketleriyle, montuyla. O montu var, o montu zaten rüyalarımıza giriyor zaten. Ha. Arif zaten rüyamıza girse onunla giriyor, o derece yani. Arif sağ salim, burnun bile kanamadan 150 günü bitir gel. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışma, boş ver. Ondan sonra rahat rahat yap gel askerliğini. Tekrar Allah'ın izniyle burada beraber bir daha çalışmak nasip olur inşallah. Şimdi de Arif'in kader ortağı diyeyim. Çünkü ikisi de gazetedeler ve şu o zor metinleri birlikte yazıyorlar. Nail'in yanındayız. Nail, merhaba, ne yapıyorsun? Merhaba Fatma, iyiyim. Yazıyorum, çiziyorum yine. Böyle Arif'i biraz... tanıyorsun. Tanıyorum. Yaklaşık bir yıldır basın camiasının içerisinde. Ben 6 aydır buradayım. Arif'le de 6 aydır aynı kurumda çalışıyorum ama 6 ay önce de başka kurumdayken de hani Arif'i tanıyordum ben. Çok sessiz, sakin. Ama içine girince biraz açılıyor yani. Arif biraz göründüğü gibi değil. Biraz farklı yani. İçinde çok şey var onun. Bir canavar gibi yani. Arif askere gönderiyor zaten. Evet. Zamanı kaldı. Kanalda son günleri diyebiliriz. Evet, yaklaşık 5-6 gün kaldı galiba. 5-6 gün sonra Arif'imiz ayrılacak aramızda. Ben ona Arif'im, tarifim diyorum genelde. Öyle hitap ediyorum da. Başka bir şey de söyleyeyim. Onu kamera arkasında söyleyeyim ben. Arif... Vatan görevi kutsaldır diyeceğim ama önce sana vatan. Evet, önce vatan ama muhtemelen sana orada izmarit toplatacaklar. Bir 5,5-6 ay falan izmarit toplayacaksın. Bu kutsal görevde sana başarılar diliyorum. Yaklaşık bir yıl boyunca Afyon'a çok faydalı işler yaptın. Özellikle son galiba Konarı Köyü'ydü Yunus'la birlikte. Köyün nüfusunu alacaklardı evet, Yunus'la. Yaza çize yani sonunda o camiyi yaptırdın ve öyle gidiyorsun yani. Orada namaz kılan herkes sana dua etmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Sana artık gel tezkere mi diyeyim, ne diyeyim, hayırlı tezkere mi diyeyim. Bu vatan görevinde sana başarılar diliyorum Arif'ciğim. Sana bir şarkı armağan etmek istiyorum öncelikle. Hemen alalım. Hemen. Çok güzel bir parça, çok severim ben. Arif sana gelsin. Eşlik edebilirsin. Yok, ben söyleyemem genelde ama dinlerim, çok iyi dinleyiciyim ben. Arif, bu kez de Pınar'ın yorumlarını alacağız. Onu da merak ediyorsundur eminim. Senin için ne söyleyecek? Hemen soralım. ARF diyeceğim herhalde ilk olarak. Gönderiyoruz Arif artık. Bir haftası kaldı. Yani öyle mi? Zamanı kaldı. Kötü oldu bu ya. Ama askere gideceksin. Vatani görevini yapacaksın. O yüzden gurur duyuyoruz tabii ki seninle.
Ama sevdiğim yakışıklı genç arkadaşlarımdan bir tanesi Arif. Sürekli haber merkezinde takıldığım, uğraştığım arkadaşlarımdan bir tanesi. Burada zaten kim giderse gitsin ona üzüleceğim ama dediğim gibi Arif güzel bir görev için gidiyor. Vatani görevini yapmak üzere gidiyor. Allah yolunu açık etsin. İnşallah kazasız belasız bitirir. Şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum kendisine. Onu çok seviyorum. Peki Arif'le ilgili en çok neyi özleyeceksin? Onun garip garip bakışları varmış şöyle falan yapıyordu. Yan yana geçerken tabii. Bazen abla diyor, bazen Pınar falan yapıyordu. Pınar ne oldu falan yapıyordu. Onları özleyeceğim. Peki, onu zaten özleyeceğim. Özleyeceğim. Ona son bir kez ne söylersin? Şu an sana bakıyor. Ay canım benim. Eminim ki bunu askerde bol bol izleyeceksin. Bundan eminim öncelikle onu söyleyeyim. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum, memnun oldum. Giderken üzülecek arkadaşlarından bir tanesi benim, emin ol. Hem ablan oldum, hem kardeşin oldum, hem aynı yaşta olduk seninle. İşte arada böyle birbirimize takılırdık, hiç tartışmadık seninle. Özellikle o çok önemli bir şey çünkü. Genel olarak çok iyi bir insansın. Zaten nişanlandığında, inşallah yakında düğününde hep birlikte bulunmuş olacağız askerden sonra. Allah yolunu açık etsin, Allah'a emanet ol. Seni çok seviyoruz. Evet, şimdi de haber merkezine geliyoruz. Arif'in iş yerindeki vaktinin büyük bir bölümünü geçirdiği yer. Burası da Arif'in masası. Zamanın büyük bir bölümü bu koltukta, bu masada geçiyor. Artık yeni yeri burası Arif'in. Yaklaşık 5 ya da 6 aydır. Burayı kullanıyor, bu masayı kullanıyor. Sol malzemelerin büyük bir bölümünü geçirmiş. Artık az bir yer kalmış. Benim döndüğünde ilk beni görüyor sol tarafında. Sonrasında Selçuk'u görüyor. Selçuk da her zamanki gibi video izliyor. Hemen çıkaralım. Arif, askere git gel. Ben de evimde rahat rahat uyuyayım. Oğlum daha bağlanmamış 365 günlük bot var ya. Ben mi tutayım şimdi nöbet? 3-5 nöbetlerine ben mi kalkayım Arif? Neyse, hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel diyelim. Saçma sapan şeylere gülüyoruz biz onunla. Yani bir tarafın eksik kalacak. Saçma sapan şeylere gülecek arkadaşım gidiyor. Yani bekleriz ya. Sayılı günler çabuk geçermiş. Buradan çok insan geldi geçti ama Arif'in yeri bir başka. İyi arkadaş yani, iyi dost. Hayırlı tezkereler diyelim bari. Şimdi de Feyza'nın yanındayız. Feyza biraz meşgul. Öğle bülteni var, onun için montaj yapıyor. Hemen kısaca vaktini alalım. Arif'i gönderiyoruz artık, Feyza gidiyor. Düşünceleri neler, neler hissettiriyor sana? Evet, Arif çok uyumlu, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Onu özleyeceğiz ama teselimiz kısa dönem. İnşallah 5 ay gibi bir sürede hemen geri gelecek. Tekrar döndüğünde aramıza geri gelmesini isteriz. Vallahi şu an benim kardeşim de askerde. Hemen hemen aynı dönemlerde gittiler. Allah burunlarını bir de kanatmadan geri dönmeyi nasip etsin. Arif deyince aklıma esprileri geliyor. Çok esprili bir çocuk. Sürekli her konudan espri yapıyor, güldürüyor. Feyza abi gel bir video izleteceğim diyor mesela. O video izleyişlerini, izlettirmelerini unutmam herhalde. Güle güle git, güle güle gel. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın orada. İnşallah hiçbir zorluk çekmeden en az hasretle mi diyeyim, en az zararla geri dönersin inşallah. Bekliyoruz seni. Şimdi de haber merkezinin ve Gazete 3 ailesinin Yasin abisinden görüşlerini alacağız. Arif'i gönderiyoruz artık. Az bir zamanı kaldı. Arif'i göndermek, Arif ilk geldiği günü hatırlıyorum ben. Çömez bir gazeteciydi. Adeta kim ne yapıyor diye böyle sağı solu keserken bugün Afyonkarahisar'ın en iyi gazetecilerinden, muhabirlerinden bir tanesi oldu. Öyle bir arkadaşımızı kaybetmek demeyelim gerçi ama askere gönderiyoruz. Bir süreliğine kaybediyoruz. Biz onu çok seviyoruz. Umarım o da bizi çok seviyordur. Ama şunu da söylemek lazım. Bence eğer kalabilmiş olsaydı muhtemelen bu görüntüleri Alkan izlemiyordur ama Alkan'ın ondan öğreneceği çok şey vardır diye düşünüyorum. Umarım Alkan da izlemiyordur bunları. Peki askerlik için de birkaç tane öneri alalım. Askerlikte öneri, hiçbir şeye itiraz etmesin. Ne önde, hani bize derlerdi, tabii ben sana soracaktım, bilirsin falan diyecektim de sen askere gitmediğin için bilemezsin. Biz askere giderken hep şunu söylerlerdi: ne en önünde ol ne de en arkada ol. Ortalarda idare et. Fazla göze çarpma. İçtimalarda yerinde ve zamanında ol. Bu kadar, başka bir şey yok. Son bir cümle.
Son Arif, seni gerçekten çok seviyoruz. Aslan parçasısın sen ve ben seni hep öyle hatırlayacağım. Aslan parçası, hayırlı yolculuklar. Kanala ilk geldiğinden beri Arif'in başının etini yiyen ve özetle Arif'in başını yakan kişi olarak Alkan'dan da görüşlerini alacağız. Evet Alkan, Arif'i gönderiyorsun. Ne hissediyorsun öncelikle? Gazete personeli bir kişi daha azalıyor. Bu senin için öncelikle ekstra iş, ekstra yük demek. Öyle düşünmemek lazım. Ben şu açıdan üzülüyorum. En önemli ekip arkadaşımı kaybediyorum. Hani ilk geldiği günleri biliyorum. Bana sorduğu sorular, tavsiyelerim oldu. Onun çok mutlu olmuştun sen ilk zamanda. Selçuk gazetecilikten geldi diye. Sen de aynı. Evet. Aynı okuldan mezun olmam üzere ayrıca bir gurur duymuştum. Hani sürekli kendimi yalnız hissediyordum. Üniversite mezunu olarak bilince. Bir gazeteci olarak. Ama Arif'in gelişiyle bu yalnızlığım bir nebze olsun sona erdi. Kendisini tebrik ediyorum. Allah burnunu kanatmasın. Arif'ciğim git ve geri dön. Peki neler hissettiriyor onun gitmesi hissiyat olarak söyle. Arif'te en çok, yani Arif gittiğinde en çok neyi özleyeceksin Arif'le ilgili? Tabii buradan ayrılacağı, beraber çalışamayacağımız için bir süreliğinde olsun üzülüyor insan. Neticede ama yapacağı görevde bir vatan borcu. O yönden hani gurur duyuyoruz, duyuyorum kendisiyle. Onunla ilgili en çok neyi özleyeceksin gidince? Yaptığımız esprileri karşılıklı. Bir de yani. Son kez Arif'e bakarak biz cümle kuralım. Arif'ciğim, askerlik hayatında başarılar dilerim. Git ve geri dön. Çabuk geri gel. Şimdi Arif biliyorsun gazete haberini yazmak zor iş, fotoğrafları seçmek ayrı iş. En çok merak ettiğimiz şey de acaba gazetede nasıl çıkacak? İşte bizim haberlerimizi süsleyip püsleyip bizim renklendiren, okunur hale getiren ilk önce Fatma abla diyeyim, sonrasında da Gökhan. Önce Gökhan'ın görüşlerini alalım. Gökhan, Arif'i gönderiyoruz. Evet. Nasıl onunla çalışmak? Önce onu sorayım. Arif'le çalışmak çok iyi. Ben daha hani buraya geleli yeni, hani 6 ay falan oldu. Arif'i ilk tanımda hani haber olarak hani gerçekten iyi ve geliştirecek bir kişi. Şimdi askere gidiyor. Ben de gidiyorum bu arada. Ondan önce gideceğim ben de. Arif'e askerlik şeyleri hayırlı tezkereler diliyorum. Sağ salim gidip gelsin. Arif'le ilgili sen en çok neyi özleyeceksin? Galatasaray muhabbetini ya. Vallahi dört muhabbetini çok özleyeceğim ya. En başka, çok o kalacak. En çok o kalacak yani. Dört muhabbeti başka da yok yani. Peki böyle hislerini de katarak, Arif'e bakarak ne söylersin? Arif'ciğim Prendelli gidiyor. Sana da hayırlı tezkereler ya. Fatma abla öncelikle düzgün görünmek için masasını topluyor Arif. Şimdi de hemen görüşlerini alacağız. Arif deyince önce aklına gidiyor musun? Arif deyince biz burada sonuçta bir aile gibiyiz. Hani ne kadar da iş arkadaşı olsak da bir yıldır beraber çalışıyoruz. Çok iyi insan özünde. İlk geldiği zaman çömezdi ilk çalıştığı yerde ama şu an çok iyi bir personel. Habercilikte çok iyi, röportajda. Sonuçta bir ekip işi ama daha da iyi olacağına eminim. Yani aramızdan 5-6 ay gibi bir süre gitmiş olacak. Ama biz hep onu anacağız. Hani burada esprilerimiz, şakalarımız çok başka. Arif ona inceyip sık dokurdu değil mi? Evet Arif. Yani arada hıstık çalmalar, şakalar yapmalar, onu özleyeceğiz. Peki Arif'le ilgili en çok neyi özleyeceğiz? Vallahi güzel haberlerini özleyeceğiz. İnsanlığını özleyeceğiz. Evet, arkadaşlarla sürekli cips kola partisi yapıyorduk. Bu aralar yapamıyoruz ama yaptıkça onu anacağız. Arif'e bakarak son bir cümle daha var. Şimdi Arif ve diğer gidecek tüm asker arkadaşlara, hani tanısak da tanımasak da, Allah kimsenin burnunu kanatmasın, sağ salim gitsin gelsinler. Belki 5 ay sonra burada hepimiz olacağız, olmayacağız ama inşallah sağ salim gider gelir ve tekrar beraber çalışmaya devam ederiz. Ve bir an önce düğünlerini yaparız. Arif benim çok sevdiğim bir iş arkadaşım, hemen masa komşum aynı zamanda. Kafayı kaldırınca hemen onu görüyorum falan. Arif'i özleyeceğim, gerçekten özleyeceğim. Umarım güzel günler onu bekliyordur. Yani şu askerlik ne kadar güzel olabilir, orası da tartışılır değil mi Arif? Arif'le ilgili aklında en çok kalan şey ne? Esprileri, onun esprilerini gerçekten çok özleyeceğim. Hakkında hayırlısı olsun. Askerliği bitir, düğüne gün sayalım artık. Kanka biliyorsun ben böyle konuşmaları pek yapamıyorum. Ama yine de şunu söylemek isterim ki
çok sağlam bir arkadaşsın. Hatta senin deyiminle adamın dibisin. Seni çok özleyeceğiz. İnşallah kazası belası askerliğini yapıp gelirsin. Hayırlı tezkereler kardeşim. Bir yılındı davul zurna yol çektik seni. Duvarın üstüne astık yırtık resmini. Hiç gam yeme yaş dolsa da kurur gözlerin. Vatan borcu namus borcu derim beklerim. Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet. Evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet. Yolunu bekleyen yarın yüzüne hasret. Mektup geldi selamın var yaşlı babana. Bacı kardeş muhtar emmi garip anana. Koca kız sarıdana nasibin almış. Mektubunda söz etmedik bir yarın kalmış. Gel tezkere, gel tezkere bittin bu gurbet. Evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere bittin bu gurbet. Yolunu gözleyen yarın yüzüne hasret. Çeşmelerde, odalarda adım okunur. Okundukça yüreğime hançer sokulur. Seni anmak günah değil kırk kat ellere. Söyleyemem ben derdimi kendime bile. Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet. Evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet. Yolunu bekleyen yarın yüzüne hasret. Bak sevdiğim bahar geldi çiçekler açtı. Yüzün ektiğim ekinler dizini aştı. Elime yaktığım kına kayboldu gitti. Bitsin artık bu ayrılık canıma yetti. Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet. Evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet. Yolunu gözleyen yarın yüzüne hasret.